Efendim merhaba. Bir Salı günü daha Hayat Sohbetleri programında gönlümüzden ne koparsa, gönlünüze ne düşerse sohbet eyleyeceğiz. Bugünkü programımızın konuğu Kayseri Üniversitesi Rektörümüz Sayın Kurtuluş Karamustafa Bey. Evet. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hocam nasılsınız? Allah'a şükür iyiyiz. Çok şükür. Gönlümüzdekileri aktaralım. Evet. Gönlümüzdekileri konuşalım. Evet. Çocuklarımızı konuşalım. Geleceği konuşalım. Meslekleri konuşalım. Türkiye'nin en önemli konularından birisi mesleki ve teknik eğitim. Ben de teknik öğretmen olduğum için sizin üniversitenizde, Kayseri Üniversitemizde de meslek yüksek okullarımız önemli bir yer alıyor. Bunlarla ilgili gönlümüzde ne koparsa diye davet eyledik. Kabul ettiğiniz için teşekkür ederim. Sağ Tekrar olun. hoş Ben teşekkür geldiniz. ederim. Sağ olun. Şöyle başlayalım hocam. Mesleki ve teknik eğitim deyince aklımıza ne geliyor? Rakamsal, istatistiki şeylerden ziyade çocuklarımız çünkü meslek seçerken sizinle dün bunu biraz konuşmuştuk. Yani meslek ne? Ta oradan bile başlayabilirsiniz. Bir girizgah yapalım. Ondan sonra sohbetimiz nereye dönerse öyle devam edelim. Evet. Buyurun hocam. Öncelikle tabii üniversite sınavları açıklandı. Gönüllerindeki bir yüksek öğretim programına yerleşen gençleri tebrik ediyorum. Yerleşemeyenler varsa da onlara önümüzdeki yıl veya arzu ettikleri yer olmadıysa veya tereddütleri varsa önümüzdeki yıl daha sıkı bir çalışmayla oralara gidebilirler. O yönde başarılar diliyorum. Tabii meslek aslında şöyle, dünyaya baktığımızda özellikle modern toplumlarda iş bölümü var. Hayatın idame edebilmesi için iş bölümü. Yani bizim terziye ihtiyacımız var, bizim otomobil tamircisine ihtiyacımız var, yöneticilere ihtiyacımız var, sağlıkçılara ihtiyacımız var. Yani aslında meslekler neden ortaya çıkıyor? Toplumların ihtiyacına binaen. Mesela bundan 20 yıl önce olmayan işte dijital yapılarla ilgili, bugünkü teknolojik altyapılarla ilgili meslekler belki bundan 30 yıl önce, 50 yıl önce yoktu. Belki bundan 100 yıl önce olmayan bazı meslekler yeniden doğuyor veya başka 10 yıl sonra formatlara kaybolacak kaybolacak meslekleri de diyor. var. Hatta deniyor ki önümüzdeki 20-30 yıl sonra başka yeni meslekler çıkacak. Şu anda geçerli olan meslekler geçerliliğini, popülaritesini yitirecek veya belki bazıları ortadan kaybolacak. Tam da orada o Tabii. zaman insan ne Yani bir kere olacak? İnsan ne meslekte olacak? Onu tabii merak ediyoruz zaten. meslek dediğimiz unsur bir kere toplumların, insanların ihtiyacını karşılamak üzere ortaya çıkıyor. Tabii günümüzde kaybolmayacak, kaybolmaması gereken, daha da ileriye taşınması gereken, günün koşullarıyla değişen meslekler de var. Hepimiz bir işin ucundan tutacağız. Ülkemizin daha ileriye gitmesi için, insanlığın daha ileriye gitmesi Hayatımızı için, idame daha ettirebilmemiz ileri için. şey yapacağız. Tabii mesleki ve teknik eğitim aslında hayatında vazgeçilmez. Ülkeleri ileriye götüren, ülkeleri ileriye taşıyan unsur nitelikli insan kaynağıdır. Bakın. Mesleğinden çok insanın kendi niteliği midir hocam? Bunu Ona da soracağım. geleceğim. Bunu Ona da geleceğim soracağım. müsaade ederseniz. Şimdi şöyle. Üretim faktörleri ham madde, sermaye, müteşebbis, girişimci önemli, iş gücü ve yer mekan ve hatta altıncısı know-how, bilgi. Şimdi bakın, dünyadaki birçok ülkeye baktığımız zaman, birçok ülkeye bakın, yeraltı kaynakları açısından zengin birçok ülke olabilir. Nitelikli iş gücü anlamında nitelikli insan kaynağı yoksa ileriye gidemiyor. Bunu şunda da bağlayabiliriz. Nitelikli üniversiteleri, eğitim kurumları olup da geri kalmış bir ülke göremezsiniz. Nitelikli üniversiteleri ve eğitim kurumları olmayıp ileriye gitmiş bir ülke de göremezsiniz. Dolayısıyla ülkelerin, hani dedik ya bugünkü sohbet konumuza Türkiye'nin lokomotif gücü olarak mesleki ve teknik eğitim diye bu mihvalde biraz da ben sohbeti zihnimde o şekilde tasarladım. Onu O konuşmak şekilde istiyorum. götürmek istiyorum. Şimdi Türkiye ülkemizin
Biz ne için çalışıyoruz? Biz bireysel hayatımızı idame ettireceğiz. Bir de bir memlekette yaşıyoruz. Türkiye'mizde yaşıyoruz. Türkiye'nin evlatlarımıza, torunlarımıza güzel bir vatan bırakabilmek, insanlığa güzel hizmetler edebilmek için de çalışacağız, mücadele edeceğiz. Bunu ederken de en iyi şekilde üretim yapmamız lazım. Çıktılar oluşturmamız lazım. Dünya ülkeleri içerisinde yer edinmemiz lazım. Bunlardan bir tanesi işte bunu sağlayan sermaye, para o kadar çok önemli değil. Bakın, para yoktur. Bir yerden bir şekilde bulursunuz, borçlanırsınız, nitelikli insan kaynağınız vardır, girişimciniz vardır. Bir şeyler yapabilirsiniz. Yani sıfırdan bir yere gelebilirsiniz. Paranız vardır. Nitelikler, ben burada meslek elemanı anlamında nitelik. Onu beşeri nitelikten ziyade mesleki nitelik anlamında konuşuyorum. Yoksa insani ve beşeri nitelikler farklı şeyler. Doğru. Elbette ki meslekle ilgili onlar da önemli. İlla. Ama oraya girersek bu program buraya sığmaz. Burada insan niteliğinden kastederken mesleki bilgi, beceri, yetkinlik ve yeterliği ifade ederek konuşmak istiyorum. Ülkelerin parasal sermayesinin dışında bir de entelektüel sermayesi vardır. Entelektüel sermaye. Entelektüel sermaye nedir? Entelektüel sermayenin 4 tane bileşeni vardır. Birincisi yetişmiş iş gücü. İkincisi nitelikli işletmelerdeki yönetsel anlayışlar. Üçüncüsü de iyi iletişim becerileri. Şimdi bunu da şeye daraltacak olursak entelektüel sermayeyi. Eğitim olmadan siz insan kaynağınızı yetiştiremiyorsunuz. Peki genel eğitim verdiğinizde, işte akademik eğitim veya genel lise eğitimiyle şey yaptığınızda insanlar belli bir yaşa geliyor ama yapacak bir işi olmuyor. Kafası çalışıyor, zeki ama işte şu masa... Üretmeyi bilmiyor. Evet, üretmeyi bilmiyor. Şu masa nasıl yapılabilir bilmiyor. Burada tabii... Mesleki, bu ayrışımı mı doğru yapmamız lazım? Mesleki ve teknik eğitimi hem lise düzeyinde hem de yüksek öğretim düzeyinde son derece önemsememiz lazım, benimsememiz lazım. Maalesef bizim toplumumuzda bir kültür olarak, geleneksel olarak şu var. Üzülerek söylüyorum. Bunu bir yabancı da bir toplantıda dile getirmişti. Siz Türkler mesleki ve teknik eğitim kıymetli ve önemli ama bu komşunun çocuğuna, akademik eğitim benim çocuğuma. Burada hocam şey bakın giriyor. Burada çok çok güzel her şeyi özetliyor. Çok özetliyor. Evet. Burada şey giriyor gibi geliyor. Yani prestijini insanımız, ailelerimiz, toplumumuz prestijini mesleğinden ya da kazandığı paradan i̇şte almaya. Ona geleceğim. Ona evet. Geleceğim. Şimdi yani orası çok önemli. Bizde sosyal statüler maalesef sosyal statüler sahip olduğum meslek, mesleki konumlar İşte bir sürü işler makam. Var. Mavi yakalı işler, beyaz yakalı işler, altın yakalı işler, gri yakalı işler, pembe yakalı işler gibi işleri sınıflandırabiliyoruz. Dolayısıyla bu mesleklerden ziyade aslında toplumdaki statü beşeri özelliklerle şey yapılması lazım. Maalesef tanınması lazım. Tanınması lazım ama maalesef işte mesleği ne? İşi ne? İlk kız tabii. İsterken bile mesleği ne diye soruluyor. Tabii. O yüzden mesleki ve teknik eğitim çok kıymetli. Mesleki ve teknik eğitim dünyada bugün bakın. Hocam çok özür dilerim. Mesleki ve teknik eğitim çok kıymetli dediğiniz için yani orayı vurgulamak için söyleyeceğim. Ben meslek lisesi mezunuyum. Geçen hafta 40 yıl sonra meslek lisesindeki arkadaşlarımla bir araya geldik. 48'e yakın mezundan. Evet. Sohbeti açmak için söylüyorum. Dediğinize de biraz şey içinde. Mezun olan arkadaşlarımızın tamamı, mezun oldukları yıl hepsinlerinde, meslek bizim bölüm için söylüyorum ve diğer bölümler, metal, döküm vesaire için. Tamamı istihdam oldular ve tamamı şu anda belirli mesleklerden emekliler. Şu an bizim meslek liselerimiz, meslek yüksek okullarına böyle bir destek verebilir mi? Arkasından siz devam edin diye açıyorum orayı. Meslek yüksek okullarımız bu konuma nasıl gelecek? Aslında tabii şöyle bir şey, bizim Kayseri Üniversitesi olarak bununla ilgili çok güzel çalışmalarımız var. Zaman zaman şunla karşılaşırız biz. Eğitim ve istihdam arasındaki uyumsuz eşleşme diye bir kavram vardır. Uyumsuz eşleşme. Harika hocam. Çok harika. Yani, şimdi ne yapılır? Buna literatürde eğitim kurumu buradadır. İş dünyası buradadır. Buradadır.
Dolayısıyla eğitim kurumlarıyla iş dünyasını, özellikle mesleki ve teknik eğitimde bu son derece önemli. Çok önemli. Hoca, ister lisede olsun, ister üniversitede olsun. Hı. Öğrenci, okulların yönetimi, iş dünya, ne diyoruz hep, üniversite sanayi işbirliği, üniversite sanayi işbirliği, üniversite sanayi işbirliği. Üniversite sanayi işbirliğinin birçok bileşeni var. Birçok boyutu var. OSB, işte bahsedeceğim, organize sanayi bölgelerinde meslek yüksekokulu kurulmasından tutun da sanayinin içerisinde, sanayinin dinamiklerini bilen, iş dünyasını tanıyan, iş dünyasından kopuk olmayan gençlerin yetişmesinden teknoparklar, teknokentler marifetiyle sanayiye ARGE yapabilme, Arge. Sanayiye ÜRGE yapabilme Harika. Gibi unsurlar önemli. Tabii biz bugünkü sohbet konumuz biraz daha nitelikli insan kaynağının yetişmesi, iş gücünün daha doğrusu, nitelikli iş gücünün yetişmesi, insan gücünün yetişmesi işletmeler açısından. Ve de istihdam edilebilmesi. Tabii istihdam edilebilmesi. Aynı zamanda mecburen istihdamı da konuşacağız. Hep bunu zaman zaman söylerim. Bu uyumsuz eşleşme konusunda. Uyumsuz eşleşme çok önemli. Uyumsuz eşleşme konusunda şunu söyleyeyim. Şu an sıkıntımız herhalde, ana sıkıntımız orada. Tabii. Şimdi bu öğrenciyi mezun ederiz. Ben 31-32 yıldır üniversite hocasıyım. Asistanlığımla beraber. İşte 11-12 yıllık profesörüm. Üniversitede. Hep şununla karşılaştık. Yıllardır da yöneticilik yaparım. Rektörlük öncesinde dekanlık, yüksekokul müdürlüğü vesaire vesaire, meslek yüksekokul müdürlüğü. Hep şununla karşılaştık. Öğrenci gelir. Hocam, iş bulamıyorum, iş arıyorum. Şey gelir, iş dünyası, iş adamı, gelir. Hocam nerede bu adam? Eleman bulamıyorum. Ya burada bir yerde bir sıkıntı var. Bu nereden kaynaklı? Bizim eğitim, mesleki eğitimde şey çok önemli. Sanayinin içerisinde, sanayiyle birlikte o çocukları, gerek lise düzeyinde gerek meslek yüksekokul düzeyinde bunu konu çok önemli. Çok. O yüzden bizler Ayhan Bey, mesela Kayseri Üniversitesi'nde epey bir noktaya da geldik. Neredeyse sonuca ulaştık diyebilirim. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi ile yoğun temaslarımız devam ediyor. Organize Sanayi Bölgesi'nin içerisinde meslek yüksekokulu kurmalıyız, kuracağız, kuruyoruz. Aynı zamanda orada bir katkıda bulunabilir miyim? Buyurun. Estağfurullah. Aynı zamanda organize sanayi bölgesi meslek yüksekokullarının atölyesi gibi de değerlendirilebilir. Tabii. Ben şuradan geliyorum. Ben Gebze'de meslek lisesinde öğretmenken OSANOR, Okul Sanayi İşbirliği Projesi diye bir projenin ilk pilot bölgesi olarak bizim okulda başladı ve ben orada bir yıl çalıştım. Bütün öğrencilerimizin, şimdi sonradan yaygınlaştı ticaret liselerinde falan, öğretim yılının veya öğretim gününün yarısını okulda, yarısını sanayide veya işte turizm değilse otelde, muhasebeci ise muhasebecinin yanında fiili görerek geçirmesi gibi. Bu konuda meslek yüksekokullarının organize sanayi bölgesini, serbest bölgeleri bir atölye gibi kullanma imkanına da girerseniz orayı da aşmak istiyorum. Tabii zaten organize sanayi bölgesi, organize sanayi bölgesi meslek yüksekokullarının neticede kaynakların amacı, kurulma amacı, kaynakların ülkenin gerek özel sektörü olsun gerek kamu sektörü olsun, kaynakların birlikte en verimli ve en etkin şekilde kullanılması bunun üzerine, bu düşünce üzerine oturur. O yüzden iş dünyasının atölyeleri, iş dünyasının üretim merkezleri önemli. Bir de tabii şu önemli. Elbette bir mesleğin yapılmasında teknik kısımlar önemli ama bir mesleğin yapılmasında o kültür, o atmosferi yaşamak da çocuk için önemli. İş dünyasında birebir bulunarak. Bazen altın kafes içinde çocuğu yetiştiremiyorsunuz. Yani okulun atölyesi var. Elbette burada ön deneyim veriliyor ama staj ve diğer unsurlarla bu çocukların iş dünyasını birebir yaşaması, bu gençlerin bunu yaşaması son derece önemli. Bugün bizim ülkemizde özellikle mesleki ve teknik eğitim aslında belli bir dönemde bu katsayı falan etkilerinden dolayı biraz dumura uğradı. Ama tekrar toparlandı. Bugün mesleki eğitim organize sanayi bölgesi meslek yüksekokullarıyla yine organize sanayi bölgelerindeki teknik okullarla, teknik kolejlerle ve okullarla, meslek okullarıyla epey bir sıçrama yapıyor. Tabii insan yetiştirmek o kadar kolay değil. Meslek elemanı yetiştirmek o kadar kolay değil. Burada çünkü paranız olur. İki, yani çok kısa bir zamanda bir binayı
yapabilirsiniz. Ama paranız olur, çok kısa bir zamanda bir insanı yetiştiremeyebilirsiniz. Neden? Çok güzel. Diyelim ki bugün bilmem ne kadar paranız var. 8 ayda istediğiniz binayı dikebilirsiniz. Yapabilirsiniz, inşa edebilirsiniz. Ama 8 ayda bir insanı yetiştiremezsiniz. Tornacı yapamazsınız. Zor. Veya başka alanlarda da. O yüzden eğitimin, insana yapılan yatırımın parasal boyutu olduğu kadar bir de zamansal boyutu vardır. O yüzden mesleki ve teknik eğitim çok kıymetli. Mesleki ve teknik eğitim işin nasıl yapıldığını bilen, işi kurgulayabilen, işin çıktısını öngörebilen. Tabii bunlar farklı kademelerde. Yani en alt seviyedeki adamın yapacağıyla orta kademedeki veya bir üst kademedeki eğitim sürecinin dönemleri bunlar. Çoğu kez mesleki ve teknik eğitimi aslında sadece 2 yıllık okullarla da sınırlamak değil. Bugün mesela mühendislik eğitimi. Mühendislik eğitimi sadece sınıfta olmamalı. Mühendislik eğitimi de belki tıp eğitimi gibi. Internship dediğimiz. Sahaya inmek. Tabii yani çocuk 3 yıl veya işte 4 yıl eğitim aldıktan sonra bunu biz işte organize sanayi bölgesi gibi mesela Japonya'daki eğitim modellerine baktığımızda buna benzer uygulamalar görüyoruz. Ülkemizde de bunlar zaman zaman tartışılıyor. Yani biz eğitim sistemimizi, özellikle mesleki ve teknik bir alandaki eğitim sistemini buraya entegre etmeliyiz. Her zaman söylüyorum televizyon programlarında bir şekilde oraya ses geliyor. Mesela ülkemizde bizim tıp eğitimi çok nitelikli. Neden? Bunun iki temel sebebi var. Birincisi en kremanın kreması dediğimiz sınavlarda öğrenci zaten oraya gidiyor. Yani disiplinli çalışan falan filan öğrenci oraya gidiyor. Ama diğer taraf tıp eğitimine baktığınızda özellikle son 2 yıl değil mi? 5. ve özellikle 6. yılda öğrenci hastanenin içerisinde. Internship dediğimiz çok önemli uygulama. Çok İşte önemli. Mühendisliğin içinde de bu olmalı. Olmalı. Tabii. Mühendisliğin içinde ya uygulayan yerler var. Bunu daha çok entegre edebilmeliyiz. Bütün problem bu. Teoride düşünülüyor. Meslek yüksek okullarında da aynı şekilde. Biz Kayseri Üniversitesi olarak bu uygulamaları belli özelliklerde yapmaya, belli formatlarda yapmayı hedefliyoruz ve bazen de belki bazılarını kısmen uyguluyoruz. Bu manada organize sanayi bölgesi meslek yüksek okulunu da kurulmasında çok kıymetli buluyoruz, çok değerli buluyoruz. Tabii burada sadece bunların ötesinde müfredat programlarının, işte uyumsuz eşleşme diye bir kavramdan bahsettik. Uyumsuz eşleşme ne demek? Okulun müfredatıyla, derslerle, okuldaki öğrencinin çıktısıyla endüstrinin ihtiyaç duyduğu iş gücünün birbiriyle tamamen örtüşmemesi. O örtüşmeyi sağlamamız lazım. O mutlaka sağlamasın. Bir de orada bence göz ardı edilmemesi gereken ve yine bir uyumsuz eşleşme hayatın gerçekleriyle okulların bölümlerini. Mesela Kayseri'de hiç istihdam alanı olmayan ya da yaşamın içinde olmayan bir meslek olduğu için söylemiyorum. Örnek vermek için. Bir bölümü açarsanız tabii buradan çıkan çocuğu istihdam edemezsiniz. Ama hayatın içinde Kayseri'de neler var? Sizin meslek yüksek okullarımızda bu bölümler var zaten. Tabii. İşte halıcılık var. Nedir? Hayvancılık olur. Nedir? Bitki olur. Nedir? Tarihi doku Kayseri'de zengin. Tarihi doku restorasyonla ilgili bir bölüm olur. Nedir? Efendim turizmle ilgili bir bölüm olur. Sizin de alanınız. Veya büyük organize sanayi bölgelerimiz var. Birçok makina, mekatronik. Mimar Sinan organize sanayi bölgesi, mekatronikle. Otomotiv sanayi, elektrik, mekatronik deyince mühendislik aklına geliyor insanlar. Evet. Ama bir de mekatroniğin teknisyene ihtiyacı var. Meslek yüksek okullarında da mekatronik olması lazım. Mühendislik var. Meslek yüksek okullarında da olması lazım. Ama siz bunun yerine sadece bir reklamasyon amaçlı ya da iş adamlarının göre hayatın içinde olmayan bir bölüm açarsanız Kayseri'de ne yok? Sıcak böyle portakal yani narenciye üretim yok. Siz buraya narenciye bölüm açamazsınız. Biz sanki bunları da toplum olarak bir yeri itham veya bir yeri eksiklik için söylemiyorum. Bunlar da bu olumsuz eşleşmenin içerisinde var tabii, diye açtım hocam. Tabii bu şöyle yani ülkemizde yüksek öğretim kurulu var. Mesela üniversiteler anlamda bunu söylüyorum. Biz bir program açacağımız zaman kafaya göre de açamıyoruz. İllaki. Yani. Ne yapıyoruz? İşte belli bir doluluk oranında olacak.
işte bölgenin dinamikleri, yani neden bunu açıyorsun, bu programı niye açıyorsun, bununla ilgili öğrencinin tabii Ar-Ge'sini o bölgede yapıyorsunuz. Tabii onunla o çalışmaları yapıyoruz, Yüksek Öğretim Kurulu'na sunuyoruz ki YÖK, Yüksek Öğretim Kurulu bunu hassasiyetle inceliyor. Eğer bizim gözümüzden kaçan veya yanlış bir teklifi yaptıysak, uygun olmayan bir teklifi yaptıysak da ona müsaade edilmemiş oluyor. Yani yine Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde de bu dinamiklerin, bu kontrollerin olduğunu biliyorum. Burada biz şunu yapmamız lazım. Yani önemli nokta burada şu. Mesleki ve teknik eğitim, bakın program başında bir şey söyledim. Bu ülkedeki kime gitseniz şunu söyler size. Mesleki ve teknik eğitim çok kıymetli. Çok kıymetli. Çok kıymetli. Pekala benim çocuğum mesleki ve teknik eğitimde, elbette bunu söyleyeyim genel manada. Genel olarak. Mesleki ve teknik eğitimi genelde zihinlerimizde vardır. Hepimiz bu toplumun birer parçasıyız. İkinci sıraya atarız. İşte bunun da ikinci sıraya düşmesinin sebeplerinden bir tanesi o son işte özellikle bu katsayı operasyonları falan. Bunlar çok zamanda geçmişte şey oldu ama bunlar gerek Milli Eğitim Bakanlığı nezdinde yapılan çok çalışmalar ve YÖK nezdinde yapılan çalışmalarla değişti ve mesleki ve teknik yüksek öğretimin popülaritesi artık artıyor. Mesleki ve teknik yüksek öğretimin popülaritesi artıyor. Mesela bugün ülkemizde şöyle bir baktığımız zaman, ben size rakamlardan da bahsedeyim. Ülkemizde özellikle meslek liselerinde tabii rakamlar önemli hocam. Onlar siz meslek, aldınız. Mesela bakın 18 milyon civarında milli eğitimde öğrenci lisede var. Lisede ilk öğretim seviyesinde öğrencimiz var. Bunun 6 milyon 6,5 milyona yakını lisede. Bunun da yani aşağı yukarı ne yapmış oluyor? %30 küsürü yapmış oluyor. Evet. Üçte biri gibi. Yani çoğunluğu lisede. Üçte biri lisede. Bunun da 1 milyon 700 bin gibi bir sayı da yaklaşık, o da %30, %29 var. O da meslek liselerinde. Meslek liselerinde. Yani 1 milyon 700, evet. Bu da bizim için şöyle kıymetli. Artık Türkiye'de mesleki ve teknik eğitimin önemi daha iyi idrak edilmeye başlanıyor. Ön lisansa geliyoruz. Bak, esas önemli. Ön lisansa geliyoruz. Bakın ben bir üniversite rektörü olarak velilere, gençlere, önümüzdeki yıl üniversite sınavına gireceklere şunu tavsiye ediyorum. Genelde 4 yıllık programları öğrenciler ilk etapta düşünüyorlar. Ve belki de hayatının en güzel günlerini o sınava konsantre olarak stres yaşıyorlar. Halbuki çalışma disiplini olan, geleceğe yönelik hedefler çizebilen gençlerimiz, bizim üniversitemiz veya başka üniversitelerde ön lisans programlarını tercih edip X meslek, hangi mesleği diyelim mesela? Neyi seviyorsa. Makina mühendisliğine. Pazarlamacılık. Belki ilk başta program puanı yetmeyebilir. Makina mühendisliğine çok iyi bir üniversitenin, çok nitelikli bir üniversitenin, marka değeri olan bir üniversitenin makina mühendisliğine puanı yetişmeyebilir. Bizde veya başka bir yerde disiplinli bu öğrenci gelip makina teknikerliği meslek yüksekokulunda okursa DGS ile de ve sektörde biraz staj verirse, çalışırsa DGS ile de hayalinde olan bölüme, programa, makina mühendisliğine örnek vermek için yine söylüyorum, DGS ile geçecek, geçemeyecektir. Bir kere meslek yüksekokullarındaki eğitim biraz daha uygulama odaklı. Gerek stajlar anlamında, gerekse atölyelerde verilen eğitimler anlamında ve meslek yüksekokulu sonrasındaki çalışmalar sonrasında mesleği tanıyacak ve ileriye mühendisliğe doğru geçiş yapabilir. Geçiyor. Bunları biraz daha gençlerimize anlatmamız lazım. Ben özellikle esas ora çok önemli. Ora çok önemli. Yani bizim ailelere ve gençlere, bakın demin başlarken dediniz ya komşunun çocuğuna, benim çocuğuma doğru. Değil. Bunu nasıl yıkacağız peki? Toplumdaki bu algıyı nasıl yıkacağız? Ya bu algı şöyle, bu geleneksel gelir. Yani böyle gidekle yıkak diye sormuyorum şöyle, yani. Şöyle, şimdi şöyle, bizim çok eski, yani çok eskiye gitmeye de gerek yok. Yani bizim çocukluk dönemimizden baktığımızda okuma kavramı akademik eğitimle özdeşleşmiştir. Değil mi? Evet. Yani okuyacaksan mühendis olacaksın, okuyacaksan işte doktor olacaksın, doktor. Okuyacaksan öğretmen olacaksın, avukat, hakim, savcı olacaksın. Subay olacaksın. Evet, gibi. Bir mesleği öğrenmek ise
okula git, yani eğitim hayatını sürdüremeyen insan da gider sanayide çırak olarak çalışır. O mesleği tırnak içinde, toplum içinde kullanan alaylı olarak öğreniriz. Sahada öğreniriz. Bu ikisinin dengesini de mi kaybettik şimdi, acaba? Şimdi o zaman işte burada şu var. Aslında bir mesleği eğitim kurumları ve sektör işbirliğiyle, biz bunu biraz Almanya'dan kısmen almışız. Dual sistem, işte bu çıraklık eğitim bunun bir boyutuna giriyor ama yani sanayi ve okul iç içe. Sanayi ve okul, işte OSB MYO'larıyla bunu biraz üniversiteler düzeyde de şeye taşımaya çalışıyoruz. Bunları biraz, bu yapıları bizim oluşturmamız lazım. Tabii işte burada konuşuyoruz mesleki ve teknik eğitimin önemi. Bu tip programlarla toplumu anlatmamız, toplumla paylaşarak anlattığımız zaman bu mesleki ve teknik eğitimin olan talep de artacak ve buradaki olan ilgi de belli bir noktaya gelecektir diye düşünüyorum. Tabii bu sosyal gelişmeyle de ilişkili direkt olarak. Tabii şey yapıyor. Yani biraz da tabii bazen toplumsal gelişmeyle ilgili sosyal gelişme. Şöyle tabii üniversite dediğimizde hep 4 yıllık lisans eğitimleri, evet, yüksek lisans, doktora anlaşılmalı. Mesela bizim ülkemizde bakın bir piramit vardır değil mi? Şöyle evet, piramit. En tepede o eğitim piramidi. En zirvede ne var? Doktora. Doktora. Doktora Türkiye'deki yüksek öğretim öğrencileri 8.250.000 öğrenci var. 8.250.000. Tamam. Bunun %1.3'ü. Doktora. Yani yaklaşık 106-107.000'e geliyor. Doktora. Öğrenci. Doktora. Piramidin zirvesi. Oturdu. Hiç sorun yok. 245-250.000 yüksek lisans öğrencisi var. Evet. %4-4.5'a tekabül ediyor. Hemen evet, doktoranın altında ikinci banda da oturdu mu? Sorun yok. Lisans 4.676.000. Yani toplam yüksek öğretim öğrencisinin %56.75'i. %57'si. Piramit böyle gidecek. Yani doktora, yüksek lisans, lisans beklenen, altta da ön lisans. En çok olması lazım. Şimdi bizde ortada bir şey yapıyor, bomba yapıyor. Lisanstaki öğrenci sayısı %57, ön lisansta da %38 civarında. O zaman piramidin dengesi bozuluyor. Tabii, yani, eğitimin de dengesi bozuluyor şimdi, demektir bu. Doktora da %1 dedik. %1.5 civarında. %4 civarında. Lisans önemli, kıymetli. İllaki. Ön lisanstaki talebi de şeyde artıyor. Artırmanın yolu var. Bugün organize sanayi bölgesine gidin, adam mühendis aramıyor. Hocam diyor. Aramıyor. Bakın ben organize sanayi bölgesi, hocam bana endüstri mühendisi lazım değil diyor. Endüstri mühendisi istemiyorum diyor. Endüstri mühendisinin bir tık altındaki elemana ihtiyacı tekniker, var. Teknisyen. Hatta tabir de kullandılar. Organizedeki arkadaşlar, oradaki yöneticilerle görüştüğümüzde şöyle bir tabir. Üretim tekniker. Üretim tekniker. Tabii. Yani şimdi mühendis olduğu zaman mühendis title'ını, titrini aldığında, titrini, unvanını aldığında şeyin beklediği, sanayinin beklediği işleri mezun yapamıyor. İstihdam edilen kişi. Evet. Ben fakülte mezunum. Çok önemli bir sıkıntı hocam bu. Dolayısıyla biz sanayi daha ziyade mesleki ve teknik eğitim almış. Lise ne veya evet, ön lisans düzeyinde o mesleğin uygulamasını bilen, iyi yapan mesleği. Ona biz şuraya da not almıştım. O tiplere biz mesela artık günümüzde gri yaka deniyor. İşte mavi gri yaka ve beyaz. Gri çok yaka kim? Mavi ile beyaz yakalı işçiler arasında kalan şef, ustabaşı, teknisyen gibi ara değil, ana eleman, ana insan kaynağı. Yani mavi yaka daha ziyade işi kas gücüyle yapar insanlar. Ama meslek yükseokulu mezunları gri yaka diyoruz biz. Bunlar biraz daha işin hem uygulamasını bilen hem de sevk ve idare eden, yönlendiren, yukarıya fikir veren, ufuk açan, hı, karar vericilere, karar verme mekanizmalarında doğrudan olmasa da dolaylı bir şekilde bulunan, aşağıda da yani mavi yakalı kısımda da onları yönlendirebilen, sevk ve idare edebilen, gerektiğinde Anadolu tabiriyle tulumu giyip kendisi de tulum üzerinden çıkmayan insanlar. Bunlara yönelebilmek için de
İnsanımızı, çocuklarımızı... Buna ihtiyacımız var. Ama çocuklar... Bizim bu adamlara ihtiyacımız var. Bu programların veya benim bunu konuşmak istememdeki amaç da bu hocam. İnsanların şuna ikna edilmesi lazım. Gri yakalı insan çok net hayatını sürdürür. İyi bir gelir seviyesine sahip olur. Toplum içinde bir prestij sahibidir. Gri yakalı olmak, bir aşağılanmak, mühendis olmak, bir yücelenmek demek değildir. Şimdi insanın beyaz yakalı dinle ofis işi. Ofis işi. Gayet normal. Büro işi. Ama bunların hiçbirisi bir nitelik değildir. Meslektir. Ve bu mesleklerin toplum indinde ve yaşamanızda çocuklarımızı ve insanımızı buna nasıl ikna edeceğiz? Biraz işte bu sohbetlerde ben bunu konuşmak istiyorum. Şimdi meslek yüksekokulu deyince insanımızın içi burkuluyor. Ya çocuğum kazanamadı. Halbuki o dediğiniz yerde gri yakada istihdam edilen çocuğunun yaşam dinamizmi, yaşama bakışının niteliğini bir anlatabilsek. Tabii. Benim mesela meslek lisesine gittiğimizde biz sınavla girdik hocam. Tabii. Düşünün şimdi felsefeler sınavla giriliyor. Biz o zaman meslek lisesine sınavla girdik. Tabii. Şimdi meslek liselerine Allah korusun şey görmek istemiyorum. Bazı tabirler kullan. Bu olacak şey değil. Ya tabii. Buraları insanımızın gönlüne nasıl açacağız? Tabii. Yani bununla ilgili tabii devletimizin bu sohbetlerle, bu programlarla sizler... Tabii devletimizin yaptığı çalışmalar var. Mesela Milli Eğitim Bakanımız, şu andaki halihazırda Milli Eğitim Bakanımız, mesleki ve teknik eğitimin içinden gelen, bu konuda da benim bildiğim en az 4 tane, 5 tane de Türkiye'de mesleki ve teknik yüksek öğretim, mesleki eğitimle ilgili, ben de kitaplarını okudum, detaylı makaleler, kitapları var. Ben son dönemlerde yapılan çalışmaları kıymetli buluyorum. Tabii bizim konuştuğumuz kısım şu. Halkta, toplumda bu kültürün öbür tarafta teoride bir şey yapamıyoruz. Ne güzel anlattınız. Bundan 30 yıl önce, 40 yıl önce mesleki ve teknik eğitime olan ilgi belki bugün tam yakalayamadık ama bu da artan düzeyde gidiyor. Çünkü neden? Bir noktada insanlar bir noktadan sonra pragmatik düşünür. Der ki ya kardeşim ben burayı bitirdiğimde ekmeğimi alacağım, işimi alacağım. Mesela turizm alanında ben geçen Kasım ayında falan Sayın Turizm Bakanımızı ziyaret ettim. Otelcilik liselerinde, turizmle ilgili okullarda çok önemli. Turizm programlarını, otelcilik programlarını büyük şirketlerle tırnak içinde işbirliği yaparak, evlendirerek tırnak içinde onları bağlayarak çocuk birinci sınıfta stajını yapıyor. İşte stajyere verilen asgari ücretin yüzde bilmem kaçını alıyor. İkinci sınıfta, üçüncü sınıfta, dördüncü sınıfta. Bitirdiğinde işe hazır. İşe hazır. İş garantili. Dolayısıyla okullarımızdaki nitelik, sektörün beklentisi bu iş garantisini sağladığımızda insanlar buna doğru yönelecektir. Çünkü tamamen akademik yani akademik dediğimde hep şunu kastediyorum. Lisans ve üstü şeyleri kastediyorum. Tabii lisans programlarında da mesleki... Oraya da istihdam açmak lazım. Orada da var. Ayrı bir konu. Dolayısıyla bugün aşırı yetenekli diye de bir şey var. Bir kavram var. İngilizcesi overqualified diye. Overqualified. Yani beklenenin üstünde yeterli. Mesela diyorum ya organize sanayi bölgesinde bizi izleyenler iş dünyasından varsa yani izleyenlerimiz hak vereceklerdir. Geliyor. Nere mezunusun? Ya kardeşim benim mühendise ihtiyacım yok. Yok. Ben mühendis, çünkü neden? Benim işi bilen teknikere ihtiyacım var. Bunu yapabilecek kabiliyete, beceriye, yeterliğe, yetkinliğe sahipsen örnek vermek için afaki söylüyorum. Mühendise 5 lira vermektense ben o işi bilen, o işin mutfağını bilen teknikere 9 lira vermeye hazırım. Çünkü ihtiyacım o. İhtiyacım o. Benim işletmemi yürütmem lazım hocam. Tabii. Öbürü hani şöyle düşünüyoruz belki ilk bakışta. Ya tamam bu bunun üzerinde daha fazla ama benim ona ihtiyacım yok. Benim şu bir bardak suya ihtiyacım var. Fazlası benim için fazla. Ha sen gelmişsin bir şekilde alıyor benim ihtiyacımı karşılamıyorsun. Dolayısıyla ben buradan önümüzdeki yıllarda, önümüzdeki dönemlerde üniversite sınavına girecek veya ilköğretim sonrasında lise tercihi yapacak öğrencilerimizin tabii meslek seçiminde ilgi önemli, merak önemli, hayattan beklentiler önemli. Ama pedagojik işler. Bununla beraber meslek liselerini, meslek yükseokullarını belli mesleğe yönlendirecek formatları, ortamları, eğitim yapılarını düşünmelerini tavsiye ederim.
İşte hayatın içine bunu almamız lazım. Hayatın girecek tabii. Bunlar bir girecek çünkü. Yani istediği kadar mühendis olsun. Evet. İşte yani hep general olduğu yerde savaş kazanamazsınız. Evet. Futbolda bir tabir var. Benim futbolculuğumda var biraz. Sahada herkes hagi ise koşacak topçu yoksa o takım futbol maçı kazanamaz. Evet. Şimdi işletmelerimizin artık askere de ihtiyacı var. Çavuşa da ihtiyacı var. Askeri tabirlerle söylüyorum. Temele de ihtiyacı var. Ama biz öyle bir eğitim şeyine insanımızın zihnini, teoride devletimizin yapmaya çalıştığı şeyler, düşündüğü şeyler doğru olabilir ama hep general üretmeye çalıştık hocam. Biraz da sanki burada hata yaptık gibi. Hepimiz dediğim gibi devletin teorik olarak yaptıklarında şüphe yok. Doğru teoriler geliştiriliyor ama vatandaşımızın nezdinde şu oldu. Hepimiz çocuğumuzun general olmasını istiyoruz. Çocuğumuzun kıymetli olmasını istemiyoruz. Çocuğumuzun üretken olmasını istemiyoruz. Tabii toplumda statü neyle kazandığınızı, mesela iyi insan. Tabii dürüst, toplum sosyolojisi burada. İyi insan, dürüst insan, saygılı insan kavramları da önemli. Aslında siz de eğitimci olduğunuz için ilk öğretimin amacı nedir? İlk öğretimin amacı temel bilgiyle, temel eğitimle beraber, temel eğitimdir. İyi vatandaş yetiştirmek, iyi insan yetiştirmek. İyi insanın onun vasıflarını bilmek. Budur. Onun dışında da temel işte okuma yazmayı öğrenir. İşte matematikteki temel işlemleri öğrenir. Ama iyi insan orada çok önemli. Tabii onun üzerine verilen eğitimlerde de bir mesleğe, kişinin becerisine, kabiliyetine, yeterliliğine göre de o mesleklere yönelebilir. Bunlar işte tabii PDR uzmanları, ondan sonra rehberlik hocaları, sosyologlar, tabii bunlar onlara da biraz görevler düşüyor. Tabii anne babalar da bazen şunu da oluyor, hep bunu söylüyorum. Kendimizdeki eksiklikleri çocuklarımızda görmek çok istiyoruz. Çok önemli. Tabii. Orada tamamlamak istiyoruz. Yani ben kitapçı olduğum için kitap evine gelen, değil mi? Kitap evime gelen çocuklarımda gözlerimiz daha fazladır. Yoktur, tabii. Yani ben okuyamadım, çocuğum okusun diye. Fedakarlık kısmını kastetmiyorum. Tek kaygısı benim çocuğum tıp kazandı diyebilmek. Tabii. Çocuk istemiyor. Ben çok yakınlarımda da biliyorum. Tabii. Çocuk doktor olmak istemiyor. Ben diyor doktor olamadım, sen doktor olacaksın. Ben çocuğum doktor diye öğreneceğim. Ondan sonra sen kendi çocuğunu ne yaparsan yap. Şimdi bu tabii geldiğimiz toplumsal yolun, kültürel yolun altyapısında bu eksiklerimiz var. Tabii. Veya yaşamımızın içinde bunlar var. Yani bunlar da dillendirmek istiyoruz zaten. Kendimizde belki çok eski de zamanlarda çizmiş olduğumuz, gerçekleştiremediğimiz kendi ideallerimizi bazen biz anne ve babalar olarak çocuklarımızda görmek istiyoruz. Evet. Onlara bu şeyi çizmeye çalışıyoruz. Burada da tabii anne babalara çok görev düşüyor. Bunları yapmamamız lazım. Bazen şu da oluyor. Yani belki biraz hafif konu sapacak ama çok önemli. Sapmıyorum. Ciğerinde, işin ciğerinde. Onun için hayatın içinden yani hocam. İçin ciğerinde, özünde şu var. Hayatta başarılı olmak ne demek? Evet. Bir kere bunun statü olarak bir yere gelmek mi önemli? Yoksa değil mi? İçinde bulunduğu topluma faydası dokunmayan. Evet. Bizim kadim kültürümüzde komşusu açken tok yatan değil mi kavramlar, hadis var, bizden değinilir, sokakta yürürken güler yüzünü esirgeyen. Şimdi bunlar da çok önemli. Çok önemli. Yani hayatı ıskalamamak lazım. Bir meslekte çok sorsa geldi ama öbür tarafta beşeri münasebetleri yok. Kimseyle ilişkisi yok. Vatanın, milletin, devletin, bayrağın temel değerleriyle kaygılanmıyor. Bunlarla dertlenmiyor. Ondan sonra ne bileyim komşusunu düşünmüyor. 3-5 tane arkadaşlık içerisinde sosyal ilişkilerini yönetemiyor. Yani öbür türlü nicel olarak bir mesleğin en zirvesini gelse ne olur? Doğru. Değil mi? Bazen evlilik ilişkisini yönetebilmek, anne baba ilişkisini yönetebilmek. İnsan hayatta ne? Sadece bir mesleğin çalışanı değil ki. Mesela ben rektörüm. Ama işte rektör de değil. Rektör belki bir idari görev. Ben üniversitede profesörüm. Neticede bizim esas mesleğimiz hocalık, profesörlük. Ama annemin oğluyum. Anneme iyi bir evlat. Evlatlarınızın babasısınız. Tabii. Evlatlarımın babasıyım. Eşinizin eşi. Eşim tabii. Yani böyle baktık. Komşularıma değil mi? Tabii. Yani bu boyutuyla baktığımızda bunlar da çok önemli. Bunlar çok önemli. Bunları ıskalamamamız lazım. Kesinlikle. Neticede bir meslek bir şekilde geliyor. Bir şekilde ekmek parası kazanılıyor. İnsan hayatın ilerleyen evrelerine geldiğinde bunların
önemi farklı daha iyi oluyor. İdrak edebiliyor. O yüzden çocukları belki biraz bu yönde yetiştirmemiz lazım. Evet. Onlara rehberlik etmemiz lazım. Onlara bazı şeyleri vermemiz lazım ama bu tarafı da ıskalatmamamız lazım. Çok güzel bir yere geliyor. Tabii. Şimdi süre bitti diyor ama bitti çok diyor, bitti yok diyor hocam. Siz kapatırken böyle kapatın. Böyle çünkü biz hayatın içini konuşmak istiyoruz hocam. Teorilerini değil. Buyurun. Evet. Siz kapatın yani, ondan sonra ben kapatacağım. Şimdi şöyle bir şey. bilgi bazı yeterlikler ve yetkinlikler insanı bir yere taşıyabilir ama onun temeldeki biraz önce bahsetmiş olduğum beşeri ve insani özelliklerle de yoğrulması lazım diyoruz. Gençlerimizi alınlarından öpüyoruz, evlatlarımızı başarılar diliyoruz. Cenab-ı Mevla, Cenab-ı Allah gönüllerindekini arzu ettiklerini onlara hayırlı kılıp nasip eylesin diyoruz. Amin. Peki. Amin. Hocam ağzınıza sağlık. Evet. Vallahi yine süremiz kısa tutuyoruz. Yetişemiyoruz ama hayatın içinden sohbetleri de bu kadar tatlı olunca vaktin nasıl geçtiğinin farkına varmıyorum. Şimdi yönetmen Kutay işaret edince bitti mi dedim. Bitti dedi. Evet. Hocam ağzınıza sağlık. Çok sağ teşekkür ederim. Tam da hayatın içinden bir sohbet oldu. İnşallah bu konularla ilgili gelecek dönemlerde zaman zaman misafirimiz olursunuz. İnşallah. Çünkü hayatı konuşmak istiyoruz. Tabii. Teorileri değil. Ya biz de paylaşalım. Biz de paylaşalım istiyoruz. Sizin yani tecrübelerinizi paylaşmak toplumun, istiyoruz. Toplumun neticede bu toplumun bir ferdiyiz. İnsan belki sahip olduğu bilgi birikimlerini, deneyimleriyle ne kadar çok kitlelerle paylaşırsa amacımız sağlıklı bir toplum, güzel bir Türkiye, geleceği olan bir Türkiye, büyük bir Türkiye, kıyamete kadar güzel bir ülkemiz olsun çocuklarımıza, torunlarımıza diyoruz. Mücadelemiz, derdimiz, kederimiz hep bunun için. Evet. Çok teşekkür ederiz. Haftaya buluşmak üzere. Hoşça kalın, esen kalın, güzel kalın.